Arkadaşlar Suzuki videolardan devam ediyoruz. Suzuki çekmeye, sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Arkamda S-Cross var. S-Cross'un en dolu paketi, ne ararsanız bulabileceğiniz bir arabadan bahsediyorum. 360 derece kamerasından şerit takibine, çarpışma önleyicisine, cruise kontrole, adaptif cruise kontrole ne ararsanız var. Bu arabada donanıma doyacaksınız. Ekstra bir de aslına bakarsanız genelde B sınıfında, B SUV'de göremeyeceğiniz bir özellik var arkadaşlar. Bu araba 4x4 all grip bir çekiş sistemine sahip. Yani 4 tekerden çekişe sahip arkadaşlar. Bu arabada bunun detaylarını da göreceğiz. Offroad yapmayacağız ama yoldaki hissiyatlarını sizlere anlatacağım. 4 çeker bakalım nasıl çalışıyor, nasıl hissiyatlar veriyor, bunlara beraber değineceğiz. Umarım güzel video olacak. Umarım hoşunuza gider. Videoya başlıyoruz. Sakarya Adaşen Otomotiv'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güzelce arabamızı deneyelim ve sizlere anlatalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, aracımızın içindeyiz. Şöyle sizlere bir çalışmasını da göstereyim. Vitara'ya göre daha sessiz çalışıyor. Hemen pat diye çalışıyor. Yani o bir genel bir sessizlik var arabanın içinde, bir kalite artışı var. Evet arkadaşlar, sürüşümüze devam edebiliriz. Bu arada emniyet kemeri sistemimizi de gösteriyor. Emniyet kemerinizi her zaman takmayı unutmayın. Şimdi bir 0-100 yapacağız. 0-100'de aracın performansına biraz daha bakacağız. Şimdi 1.429 beygirlik bir hibrit motorumuz var. Bu motorun bakalım performansı nasıl? Burada ben şöyle dörtler yapmak istiyorum. Ve ESP'mizi yine iptal edeceğim. Aracım D'de ve burada arkadaşlar bakın 4 çeker modunu sport'a aldım. Buradan ayar yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ESP'yi kapattığınızda tüm o güvenlik ekipmanlarını da bir kenara koyuyor. Şimdi 0-100'ümüzü yapıyoruz. Bakalım S-Cross nasıl hızlanıyor. 1, 2, 3. Ayağım dipte. Evet. 1'de 50 civarında yaptı. 2'de 90. Şu an bakın benzin motoru bazen yardımcı oluyor, elektrik motoru bazen yardımcı oluyor. Sonrasında benzin devreye giriyor. Bakın 140. Bu arada klimamızı kapatmayı unuttuk bu sefer. Şöyle klimayı yeni kapatıyorum. 160. Vitara'dan bir tık daha yavaş olması lazım. 170. Evet burada kesiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii 4 çeker araçlarda biraz daha hız yavaşlıyor ama aslında çok büyük farklar yok. Aman aman belirgin bir fark bulunmuyor arkadaşlar. Şöyle frenleme sistemimiz de gayet güzel. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Gayet yeterli performans var. Kalkışta patinaj çekti mi çok fark etmedim. Patinaj çekmedi, direkt aktarmasını sağladı. Keşke bir aktarma ekranı da olsaydı, bunu daha önce de konuştuk Bedirhan'la. Bir aktarma ekranı olsaydı, 4 tekerin aktarmasını da görseydik güzel olabilirdi. Bu sürekli 4 çeker olan bir araç. Şuraya girmek istiyorum ama önümüzde bakalım bir otobüs olacak. Bakalım 4 çekerde nasıl girecek buraya. Hiç gaz kesmiyorum. Bakın arkadaşlar 4 çekerde kaymaya başladığı anda gaz veriyorum. Ve araba çok daha stabil, çok daha düzgün gidiyor. Gazı kesmedim bu sefer. Gazı kestiğinizde araba dağılacağım diye uğraşıyor. Ancak gaz verilince araba yoluna giriyor. Onu videoda umarım anlarsınız, fark edersiniz. Fark ettin mi? Vitara'dan çok daha stabil döndü bu araba. Bunun tabii ki süspansiyon yapısı biraz daha sert hissettiriyor ama tok hissettiriyor, onu söyleyeyim. Yani süspansiyonlar çok daha güzel çalışıyor Vitara'ya göre. Tabii Vitara ile arasında arkadaşlar fiyat farkı da bulunuyor. Yani Vitara 750 bin lira, bu araçta 70 bin lira daha pahalı oluyor. 4x2 modeli. Ayrıca 4x4 modelini almak isterseniz buna da sahip olabilirsiniz. 900 bin lira civarında. Şöyle sürüşümüze devam edelim. Arkadaşlar bizden de aynı şekilde videoyu izleyip eğer ki Adaşen Otomotiv'e giderseniz yardımcı olacak arkadaşlarımız fiyatlar konusunda. Çünkü onların da bilgisi dahilinde konuşuyoruz bunları. Bilginiz olsun. Evet şöyle performansına biraz daha bakalım. Burada şimdi modlarımız arasında değiştirirken hani all grip detayı var ya, all grip buradaki aslında detaydan bahsediliyor arkadaşlar. All grip olduğunda şu ayrıca bu donanım geliyor ve bu sayede mesela aracınızı snow moduna alabiliyorsunuz. Bakın ne kadar güzel görseller var orada. Aslında ekran çok böyle siyah karanlık gözükse de şu görselleri gördüğünüzde ne kadar kaliteli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ya da bunu şöyle ortaya basıyorsunuz ve all grip otoya alıyorsunuz. Bu sayede tamamen sürüş seçimlerini araca bırakıyorsunuz. Önümüzdeki sigorta eğer bir yol verirse, o farlarımız kuvvetli bu arada, gündüz dahi olsa aydınlatmasını yaptı. Kulaçlarımız var direksiyonumuzun arkasında, bunlar sayesinde vitesleri manuel olarak değiştirebiliyoruz. Şu an için şunu söyleyeyim. Aşırı derecede belirgin durumda bir yol sesinde azalma var. Bu araba Vitara'ya göre çok daha sessiz arkadaşlar yol sesinde. Yine yol sesi var ama Vitara ile kıyasladığınızda
biraz daha azaltılmış, daha da iyi hale getirilmiş. Bunun üzerine çalışılmış belli oluyor. Ben ikisini birden test etmenizi çok isterim. Eğer ki ikisini test ettiğinizde yani aradaki farkı hissedeceksiniz, ama ben yine Vitara bana çekici geliyor. Tasarımdan dolayı ben hala Vitara'yı çekici buluyorum. Evet, bundan daha böyle ekranlar olsun, içerideki kalite olsun daha düşük hissettiriyor, ama Vitara'nın da ismi ve dış görünüşü beni daha fazla çekiyor. Mesela önümüzdeki Skoda bizi evimize kadar beraber gideceğiz onunla beraber. Hiç yol veresi yok. Yani hani sağdan geçince laf söz oluyor. Amca uyuyor mesela, hani burada değil o. Evet, bakmıyor hiç, umurunda değil. S-Cross'u anlatmaya devam edelim. Şunu söylemek istiyorum, devir vites oranlarını söyleyeceğim. Aracınızın şöyle vitesini biraz daha geri çekerseniz manuele geçmiş oluyor. Altı ileri bir şanzıman zaten, bak şanzıman motor konusunda bir de sökün, Vitara'ya koyun, birebir aynı, herhangi bir fark yok. 90'la giderken son viteste 1750 devir civarında ilerliyor, hatta daha az. Şu an 95 ile ilerliyorum 1750 devirde. Şöyle biraz daha hızlanalım bakalım. 100 ile giderken de o devirlere yakın. 2000 devirde ne yapacak onu görelim. 2000 devirde 111 km hızla ilerleyebiliyor. Otoban hızlarına bakalım bir de. Ya devir şanzıman oranı çok güzel. Bir benzinli arabaya göre düşündüğünüzde, bakın 120 ile gidiyorum. Ayağımın altında çekişi var. Ve 2250 devirde 120 yapıyor. Bu sayede gayet konforlu gidersiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın orada yine pil amblemini göreceksiniz. Vitara videosunda olduğu gibi. Bu rejeneratif enerjiden bahsediyor. Yani pilleriniz arkadaşlar bu rejeneratif enerji sayesinde doldurabiliyorsunuz. Bakın şu anda bizim 5 kademe pilimizden 3 kademesi dolu. Aslında Vitara'da 4 kademe pil vardı. 3'ü doluydu. Ya da 2'si doluydu. Pardon, 2'si doluydu. Acaba bunun pili biraz daha mı büyük? Bilemiyorum. O konu hakkında bilgim yok. Böyle stabil hızlarda elektrik motoru arkadaşlar herhangi bir destekte bulunmuyor. Ama böyle şey, gaza bastığınızda, gaza ihtiyacınız olduğunda hemen aktarım sağlıyor. Gücü sizlere olabildiğince vermeye çalışıyor. Şimdi bu arabanın güvenlik donanımlarından bahsedelim sizlere. Aslında bir Suzuki S-Cross aldığınızda ya da aslında bütün Suzuki'ler... Evet, garip bir ana denk geldiniz arkadaşlar. 50 ile arkadaşımız önümüze atladı. Şu an ne yaptıklarını ikisi de bilmiyor bence. Aksaraylı abimiz biraz kafası karışmış bence yani. Allah Allah. Ben bu anı hani çok sıkıntı yaşadım ama bu anı da ilk kez düşündüm. Adam sağa çekti bir üzerine. Evet, en soldan en sağa 50 ile geçti. Helal olsun. Ya şimdi arkadaşlar bu durumlarda yani yardımcı olmak lazım. Tırlar çok büyük araçlar. Bu arada manuelle hala hızlanmaya çalışıyorum. Ben hep unutuyorum bunu. Tırlara yardımcı olmak lazım ama bu da biraz fazlaya kaçtı yani. Hani garip bir durum yaşattı bize. Evet, video kaldığımız yerden devam edelim. Güvenlik donanımlarımız var diye bahsettim. Suzuki'de Swift de alsanız standartta geliyor değil mi? Evet. Suzuki'nin tüm modellerinde geliyor değil mi de bu evet, şekilde? En düşük pakette bile güvenlik paketi geliyor. Arkadaşlar işte bu güzel bir donanım. Bu aslında benim hep size anlattığım, işte Türkiye'ye gelen araçların hepsinde keşke çarpışma önleyici olsa, hepsinde şerit takip olsa dediğim durum Suzuki'de aslında olmuş bile. Suzuki hiçbir aracında sensörsüz, güvenliksiz araç satmıyor. Şimdi buraya geldiğinizde bu sensörleri nasıl kullanacağız? Öncelikle şöyle şerit takibi bir aktif edelim. Sonra adaptif cruise kontrolümüz için cruise kontrolü aktif edelim. Şu anda tabii ESP'miz kapalı olduğu için bize izin vermiyor. Evet, ESP'mi de açtım. Cruise kontrolümü mesela diyelim ki 110'lara ayarlayacağım. Evet, şöyle gidiyoruz diyelim 100 ile beraber. Önümüzde bir araç geldiğinde hemen bizlere tepki verecek. Bu arada direksiyonda uyarı deviriyor, direksiyonu döndürüyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Şeritleri okuduğunda orada bakın iki çizgi haline çıkacak. Aracı gördüğü. Hemen öndeki kamyonun hızına düşürdü aracı. Şu ilerideki viraj sanki bu sefer serbest olacak gibi. S-Cross'un şuradaki virajına bir bakalım. Hiç gaz kesmeyeceğim. Evet. Topaşı algıladı hemen. Ya 150 ne güzel döndü öyle. Hiç gaz kesmedim mesela 4x4 hissedelim diye. Yani yolu birden ısırıyormuş gibi döndü. Arkadaşlar 4x4 sistemleri çok seviyorum. 4x4'ler cidden keyifli sistemler. O farkı hissediyorsunuz. Onu size baştan söyleyeyim. Hani
ya böyle dışarıdan diyebilirsiniz. Bu araba sucuk, işte hani 4x4'ün ne kadar olabilir diyebilirsiniz. Ama o virajda emin olun ön çekerli bir arabayla girseydik arkası hafiften gelmeye başlayacaktı. Ama burada arka tarafında bizi ittiğini, arka tarafında bize yön verdiğini hissedebiliyorum. 4x4 güzelce tam. 150 ile o virajı güzelce alabildik. Ve hiç gaz keserim. Normalde gaz keserim. Hafifçe oraya aldırırım ki önden kaymasın diye. Çünkü güç oversteer olur. Önden kayar araba. Burada arkadaşlar 4x4 işi bitirdi. Keyifli. Performans yeterli. Yine Vitara videosunda da söylemiştim ama Vitara'dan bir tık daha yavaş. Bunun da sistemi dediğim gibi arkada diferansiyel olması. Bu hem bir ağırlık hem de arka aktarmaya da güç harcadığı için, yani 4 tekere birden güç aktarmaya çalıştığı için araba zorlanıyor. Bu normal bir durum. Ama belirgin bir fark var mı? Belirgin diyemem. Bu konuda hani çekiç konusunda bu sizi düşündürmez bu araba. İçiniz rahat olsun. Bu arabayla yine aynı şekilde hani dedim ya sana başta anlattım. Volvo 4 çekerdi. Aslında bu aradan haberimiz yok mu sana onu anlatırken? Evet. O yani dağ yolunda bu arabayı kullanırsan, eğer ki bir de tırmanıyorsan hani sürekli gazda ayağın olacak. Evet. Çok keyifli bir şekilde dönebilirsin. Çünkü arkaya aktarma olduğu hissediliyor. Yani şimdi çoğu 4 çeker vardır. %60, %70'i öndedir. Arkaya çok fazla bir şey vermez ama bu arabada arkanın çalıştığını, arkanın bize yardımcı olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsun. Belki bir gün offroad videosu da çekebiliriz. Evet, S-Cross'la offroad olur. Ve kışın çok güzel olur. Jimny de olabilir. Evet. Ama kışın bu araba keyifli olur. Ben sana söyleyeyim, kontrol etmesi, yönetmesi de güzel, kolay. Kış lastiği takıldığında denenebilir. Yola hemen adapte oluyorsunuz. Yakıtı ben sıfırlamıştım. Yine yüksektir yakıtımız ama bir bakalım. 19 dakika. Evet, bu bizim. Sürüş mesafemiz 17 km. Bu bizim şeyimiz. Arkadaşlar burada yakıtımız 11 litre. Tabii bu kadar gazlarsanız bunun olması normal. Hem Vitara'ya göre bir tık daha fazla. Vitara'da da buna benzer gazlamıştık. Bunu da bir tık daha fazla gazladık. Ama şöyle bir şey var. 11 litre olmasının sebebi de 4 çekerin sürekli olmasından dolayı kaynaklanıyor. Normal bir durum. Şimdi mesela şöyle yapalım. Yine aynı şekilde bunu bir sıfırlayalım. Bakın burası sıfırlandı. Bir sakin gidelim. Cruise kontrolü ilerleyelim. Öndeki araçlarla beraber ilerleyelim. Ve ne olduğunu görelim bakalım. Şöyle 98. 95'e getirdim. Klimamız bu arada efsane soğutuyor. Yok ya, şuraya girmek istiyorum. Burası en keskin virajlardandır. Ve tır da olacak yanımızda. Evet. çok iyi giriyor ya. Ya ayağım dip gaz giriyorum oraya ve hiçbir şey hissettirmiyor. 130'da falan girdik. Ya çok iyi. Arkadaşlar bu arabayla yani böyle virajlarda falan dersiniz ki ya çok iyi şaşırtırsınız ya. Virajlarda şaşırtır yani. Ön çekir arabanın kaydığı yerde bu farklı gider. Ben tekrar sıfırlayayım. Olsun abinin virajdan dönerken ki yüz ifadesindeki ni görseniz. Değil mi? O kadar mutlu oluyorum ki. Ya ama yani şey işte hani bu aradan beklemiyorsun ya. Evet. Biz burada spor araba kullanmıyoruz ki. Sadece 4 çeker özelliği olan bir araba kullanıyoruz ama ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Spor modunda mı şu an? Şu anda hatta otoda. Otoda evet. Sporu alsak belki daha da iyi bir tepki görebilirdi. Evet, yine öndeki aracı taktım arkadaşlar. Tırla beraber gidelim biraz. Hem de bizler de dinlenmiş olalım. Şeyi denemek istiyorum ya. Terminal virajına deneyeceğim. Terminal virajında çok kayıyor ya araba. Parlak asfalt orası. Bakalım bu ne yer yapacak. Bakalım ortalama tüketim bu hızlarda ağır ağır gittiğinizde ne olacak? Tabii biraz daha hızlanalım yani, bu da çok az. Hemen önü açıldığında gaz veriyor. Yolda ilerlemeye başlıyor arkadaşlar. 96 km. Arkamızdan bir araç geliyor. Biraz daha hızlanıp o araca yol vereyim. Bu şekilde hani ekonomik hassanız dahi arkadaşlar sollamalarda lütfen en azından hız sınırları içerisinde dahilinde hareket edelim ki arka tarafı engellemeyelim. Şu anda aslında hep böyle gaz fren yapmasına rağmen 4.5 litreye rahat şekilde ilerleyebiliyor. Biraz kendi haline bırakalım bakalım. Arkadaşlar böyle yüksek hızlarla ilerlerken rüzgar sesi belirginleşiyor. Ya ses konusunda yine sesler geliyor, onu söyleyeyim. Ama motor yalıtımı belirgin bir şekilde daha iyi bu araçta. Daha az motor sesi alıyoruz. Ama geri kalanında tabii sesler var. Vitara'dan ses yalıtımı iyi. Bunu zaten size başta da söylemiştim. Biz aslına bakarsan 3008'den küçük bir araba. Yani B sınıfıyız sonuçta ama genişliğe baktığında 3008'le aynı genişliğe sahip neredeyse. Aynen, rahatım. Evet. Yola basışımız, yoldaki hissiyatım böyle geniş hissettiriyor bana. Tabii aramızdaki mesafe de Vitara'dan çok daha geniş. Bu araba arkadaşlar Vitara'dan daha geniş bir araba. Onu söyleyeyim sizlere. Ya aslında burada B aldığınızı, hani sonuçta kağıt üzerinde B SUV alıyorsunuz ama burada hissiyatlar C. Onu sizlere rahatça söyleyebilirim. Sadece ses yalıtımı B. Yoksa geri kalan da çoğu şey C.
Hayda. O nasıl bir garip hareketti ya? Bir anda şak yattı. Mesela yine dayanamadım. Biraz gaza bastım. 6.4 oldu. Bakacağım biraz daha. Ama yine bence Vitara'ya yakın. Bak hemen düşüyor çünkü. Arkadaşlar şöyle bir petrolü durmuş stopları görüyor musunuz? Böyle gözüküyor yandığında ama farklı duruyor yani. Dikkat çekici bir stop. İçeride yansıtıcılardan tek noktadan led gönderiliyor. Arkadaşlar sürüşe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şurada V tuşu var. Bu V tuşuna bastığınızda aracı 360 derece olarak görebiliyorsunuz. Şu anda biraz yansıma oluyor bu arada. Şöyle geri kamerasını taktığınızda ise yan tarafta yine 360 ve geri görüş kamerasını görebilirsiniz. Çok aşırı derecede pikseller yüksek olmasa da iş görecek seviyede. Ben yanaşırken çok yardımı dokundu bana. Bu arada kör nokta algılayıcı hem buradan hem oradan hem aynadan gösteriyor. 3 noktadan da gösteriyor. Arkamızda bir Opel yanaştı. Dediğim gibi bu şu yanaşma konusunda tamponun ucunu görmeniz büyük bir avantaj sağlıyor. Şöyle sürüşümüze geçelim. Herkes arabaya bakıyor bu arada. Fark ettin mi bak? Evet. Gelip geçenler bakıyor. Geçerken de 3-4 kişi var. Evet. Sen bir ara selam verdin, artık adam o kadar baktı ki. Arkadaşlar kaldığımız yerden sürüşümüze başlıyoruz. Arkadaşlar sürüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şuradaki terminal kavşağında nasıl bir izlenim yaratacağını çok merak ediyorum. Şu ana kadar bir SUV gibi hissettirmedi. Çok daha böyle binek ve yere iyi basan bir araba olduğunu hissettirdi. Bakalım burada durumlar nasıl olacak. Tabii burası biraz daha yoğun. Olabildiğince dikkat ederek, yani kimseye zararımız dokunmadan yapıyoruz arkadaşlar. Ben sadece sizlere limitlerini göstermek istiyorum. Yani sizler de biliyorsunuz benim daha önce de kullandığımda bu şekilde güvenli bir şekilde kullanıyoruz aracı. Önde otobüsümüz gitsin. Çayırova Özlem. Şöyle birazcık gaza basmak istiyorum. Arkadan yetişi hissetmek istiyorum. Bak gazı bırakıyorum. Kayıyor, görüyor musun? Devam hala gidecek de. Ben gazı mecburen bıraktım öndeki araçtan dolayı. Evet, evet. Ya çok fark ediyor ya. Direkt fark ediyor. Arkadaşlar bilmiyorum fark etmişsinizdir umarım. Çok rahattım. Gazı bıraktığım anda aslında hızımız düşüyor. Ama araç kaymaya başlıyor. O yüzden bak şu an hala aynı durumdayım. Bak bırakıyorum. Hemen geliyor arkası. Evet. Yani burada 4 çeker sisteminin ne kadar efektif çalıştığını aslında görebiliyorsunuz. Beraber bunu çok iyi deneyimledik diye düşünüyorum. Hatta burası da boş. Buradan arkadaşlar tamamen kimseye zararsız yerler. Mesela 56 civarında biraz daha basıyorum gaza. Bakın gaz veriyorum. Gaz veriyorum, içeri giriyor. Bak gazı bırakıyorum. Bak. Ne kadar fark ediyor görüyor musun? Bayağı ya. Çok, yani çok belirgin bir fark var. Hani az buz değil yani. Gazı bırakıyorum, kayıyor, gaz veriyorum, hiç fren kullanmadım. Arkadaşlar, Suzuki şunu fark ettim ki 4 çekeri yapıyor. Evet. Bu net yani. All grip teknolojisi zaten öne çıkıyor. Kendini gösteriyor arkadaşlar. Ve hani hiç korkmak yok. Normal sanki dönüyormuşsunuz gibi. Çok keyifli dönüyor. Ve hissettiriyor yani. İşin garibi Vitara ile alt takıma hiç alakası yok. Yani bence 4x4'e özel bir alt takım var bu arabalarda. Ben sana söyleyeyim. Bu arabalar tamamen 4x4 için üretilmiş. Bana o hissi verdi. Vitara'nın da 4x4'ünü çok merak ettim şimdi. Eğer ki onda da böyle bir tok hissiyat, böyle direksiyonda güven varsa, demek ki bu araba tamamen bir 4x4 araba olarak kurulmuş bir araba. Bana onu gösterecek. Arkadaşlar yavaştan biz aracımızı geri götürüyoruz. Umarım video güzel olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyifli bir video sizlere sunduğumuzu düşünüyorum. Daha önce S-Cross videosu çekenleri görmüştüm ama bu şekilde çeken olduğunu düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar dinamiklerini görebileceğiniz bir video olduğunu düşünmüyorum. Bu araba sizi güldürecek. Bu araba sizi mutlu edecek. Bu bir gerçek, net. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel, seyir zevki olan bir video sizlere sunabilmişizdir. Sakarya Adaşen Otomotiv'e de teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek inşallah. Bakalım güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Bediran, sana da teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar görüşürüz.